31 Ocak 2024 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Şubat ayında önemli değişiklikler olacak. Öncelikle bu Şubat ayı 4 senede bir gelen Şubat. Çünkü 29 çekiyor. 29 Şubatta doğanlar doğum günlerini 4 yılda bir kutlayabilecekler. Bu yıl 365 değil, 366 gün yaşanacak. Ne kadar şanslıyız. Salgınlı savaştı derken gün görmedik ama bakın bir gün daha yaşayacağız. 366 gün buna da şükür. Isıtma yasası yürürlüğe girecek. Yeni inşaat alanlarında yapılacak olan yeni binalarda en az %65 yenilenebilir enerji işareti geliyor. Kalorifer sistemini yenilerseniz %30'una kadar devlet karşılıyor. Başvuru için 1 Şubat'tan itibaren KFD'ye kaydolmanız lazım. Ayrıca %30 bonus verilebilecek ancak bu sadece yılda 40 bin avronun altında kazanan mülk sahipleri için geçerli. Buna sadece müstakil ev sahipleri başvurabilecek. Yani tüm imkanlardan yararlanabilirseniz yenileme maliyetinin %70'ine kadar devlet ödüyor. Ancak en yüksek destek oranı 21 bin avro ile sınırlı yine karma karışık bir düzenleme. 1 Şubat'tan itibaren güneş enerjisi paketi de yürürlüğe girecek. İsteyen evinin balkonuna ya da terasına güneş paneli kurabilecek. Çatıya güneş paneli kuranlar ihtiyaç fazlası elektriği ücret karşılığı şebekeye satılacak. Balkona santral kurarsanız elektrik gideriniz yılda %20'ye kadar azalacak. Para cezası alan ve ödemek istemeyenlerin aldığı hapis cezaları yarı yarıya düşecek. Yani bir günlük ödenmeyen para cezası için yarım gün hapis yatılacak. Haftada 4 gün çalışma modeli pilot projede deneniyor. Farklı sektörlerden 50 şirket işçilerine tam maaş ödeyecek ancak haftada 5 gün yerine 4 gün çalışacaklar. 6 ay sonunda eğer bu proje başarılı olursa kapsamı genişletilecek. Ambalajsız et alanlar etin menşeyi hakkında bilgilendirilecek. Sadece dana eti için bu geçerliydi. Şimdi diğer etler için de geçerli olacak. Emekli maaşlarına da zam paketi Şubat ayında onaylanacak. Emekliler ilk zamlı maaşlarını Temmuz ayından itibaren alabilecekler. Ve bizi yakından ilgilendiren yeni vatandaşlık yasası Eyaletler Meclisi'ne gelecek. Geçen haftalarda Federal Parlamento'dan geçmişti. Eyaletler Meclisi'nde de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Steinmeier imzalayacak ve yürürlüğe girecek. Muhalefetin şu anda bu yasayı engelleme şansı bulunmuyor. Mültecilere de artık nakit para ödenmeyecek. Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern dışındaki 14 eyalet yaza kadar bu planı hayata geçirmek üzere anlaştılar. Bavyera daha erken de kabul edebilir. Ülke çapında uygulanacak tek tip bir model oluşturuldu. Ödeme kartı verilecek. Para sadece Almanya'da alışverişte kullanılabilecek. Yurt dışına gönderilemeyecek. Aşağı Saksonya Başbakanı SPD'li Weil kendileri çalışıp kazanırlarsa istedikleri gibi harcayabilirler diye konuştu. Ben şahsen bu fikrin hiçbir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Aksine şimdi kart ticareti başlar. 500'lük kartlar 400 450'den satışa çıkarılır. Durum daha da kötü olur. Çünkü siyasetçiler hayatlarında tek bir gün bir mülteci yurdunda kalmadılar. Şartları bilmiyorlar. Ailelerine para gönderiyorlar diyorlar. Geride kalanlara bir 100 euro gönderebilir. En fazla zaten. Yoksa burada geçiremez. Sen bu hissi bilemezsin. Şimdi sen adamın elinden nakit parasını alacaksın. Kartını satacak. O parayı yine gönderecek. Tübingen Ekonomik Araştırma Enstitüsü bu sene kayıt dışı ekonominin artmasını bekliyor. Almanya'da 2.703.000 kişi şu anda çalışmıyor. Çalışırlarsa paraları kesiliyor. Bu yüzden kaçak çalışıyorlar, yardım kesilmesin diye. Vergi ödemek istemeyenleri de katarsak 481 milyarlık bir kayıt dışı ekonomi var. Başbakan Scholz AFD'nin yükselmesinin kendisini üzdüğünü söyledi. Beni de çok üzüyor ama sen başbakansın, üzülmekten başka şeyler yapman lazım hükümet ırkçılara karşı hiçbir şey yapmıyor da değil. Harekete geçti. Ama defansif bir hareket. Anayasayı değiştiriyor. Böylece iktidara gelirlerse kurumları ele geçiremesinler isteniyor. Ama ırkçılara karşı atak yapmak lazım. Yoksa hiçbirimize yaşam alanı bırakmayacaklar. Radikal yasal değişiklikler yapılması gerekiyor. Ama siz Hitler fotoğrafı paylaşan polisi bile görevden almıyorsunuz, alamıyorsunuz. Maaş ödemeye devam ediyorsunuz. Frankfurt polisinde bir grup Hitler fotoğrafı paylaştı. Daha ne yapsın? Maaş alıyorlar. İstediğin kadar anayasayı değiştir. Başbakan ayrıca göçmen kökenlilere seslendi. Korkmanıza gerek yok dedi. Bu geldiğimiz durumu da gösteriyor. Düşünün başbakan kalkıyor. Sizi sınır dışı edemezler. Merak etmeyin biz varız. Korkmanıza gerek yok diyor. Böyle bir şey düne kadar tartışma konusu bile değildi. Demek ki artık korkmamıza gerek var. Yarın havalimanlarında grev başlıyor. Uçuşu olanlar dikkat tek gün uyarı grevi. Büyük ölçüde iptaller ve gecikmeler olacak. Cuma günü de U-Bahn, otobüs ve tramvaylarda uyarı grevi var. Berlin'de bu yüzden karneler yarın verilecek. İsviçre'de bir değişiklik yapıldı. Artık Ukraynalı sığınmacılar mülteci kimliklerini gittikleri her yerde yanlarında taşımak zorundalar. Ayrıca ehliyetleri de 2 sene sonra değiştirilecek. Rotterdam'da bir apartmanda patlama meydana geldi. 3 kişi kayboldu. Yetkililer hala arıyorlar ama İtfaiye bu patlamadan sağ kurtulmaları imkansız açıklamasını yaptı. İkisi göçmen kökenli. Ve Fransa bu sene doğum yapacak olan annelere 1020 avro ek ödeme verecek. Yardımın sebebi nüfus artışını teşvik etmek. Ancak bunu alabilmek için bir ailenin yıllık gelirinin 34.791 avronun altında olması lazım. Fransa'da tartışmalı, ilginç, karışık yasa çıkarma da bizden aşağı kalmıyor. Ülkede çiftçi protestoları da sürüyor. Ülke genelinde süpermarketlere yumurtalar atılıyor. Zincir markalar düşük fiyatla alıp yüksek fiyatla satıyorlar. Örneğin bir elma kilosu 0.35'ten çiftçiden alınıyor. 3.20'den markette satılıyor. Bazı ürünlerde %900 fark var. Çiftçiler bunu protesto ediyor. Binlerce traktör Belçika'da da otobanları kapattı. Market depolarının önüne saman balyaları koydular. Çiftçiler marketleri bizim sırtımızdan geçiniyorsunuz diyerek suçluyorlar. Ancak bu sadece marketler için geçerli değil. Her yerde bu şekilde bir sömürü düzeni zaten var. Kapitalist ekonominin temel prensibi bu çünkü. Arz talep. Mümkün olan en yüksek fiyata da satmak. Alıcısı varsa fiyat artar. Bizim uçak biletleri gibi. İngiltere'de şirket iflaslarında son 30 yılın rekoru kırıldı. Geçen sene 25 binin üstünde şirket iflas açıkladı. Avusturya marketlerinde de şirinflasyon alarmı var. Fiyatları aynı olmasına rağmen gramajlar düşüyor. Tüketici birlikleri bu ambalajların benzer olduklarını ama gramajın düştüğünü böylelikle müşterilerin manipüle edildiğini savundu. Bundan kurtulmanın en güzel yolu da kilo başına olan maliyetlere bakmak. Bunlar etiketlerde küçük de olsa yazıyor. Başkent Viyana'da yüzleri maskeli bir grup bir kuyumcu dükkanı soydu. Çok sayıda pırlanta işlemeli Rolex saat çalındı. Bu saatlerle, elmaslarla, pırlantalarla Size hiçbir maymun bir tane muz vermez. İkna edemezsiniz. Çünkü bunlar aslında bir işe yaramaz. Bunlar hikayedir. İnsanların yarattığı hikayeler. O da hepsinin değil. İspanyol haydutlar Latin Amerika'da uygarlıkları yağmalamaya gittiklerinde yerliler çok sevindiler. Misafir geldi dediler. Avrupalılar sürekli altın istiyorlardı. Onlar bunu anlayamadı. Çünkü altın yerliler için değersizdi. Alışverişler böyle kahve çekirdeği gibi gerçekten işe yarayan ürünlerle yapılırdı. Yağmacıların başı Hermen Cortez. Bizim dedi. Sadece altınla geçen bir hastalığımız var. Altın bir hikayedir. Avrupalılar inandıkları için değer veriyorlardı. Şimdi müzelerde büyük denizlerde batan gemilerle beraber çıkan altınlar sergilenir. İnsanlar aslında hiç uğruna öldü. Rolex'in çok pahalı olması hikayedir. Soyguncular gidiyor, camları kırıyor. Dükkandan bu saatleri ve pırlantaları çalıyor. Yakalanırlarsa yıllarca hapis yatacaklar bu yüzden. Bunlar ne işe yarar? Hayvanlar nezdinde hiçbir şey. Bin tane insanı alın, bebeği. Bebeği alın, bir adaya koyun. Onlara hiçbir reklam göstermeyin. Büyüsünler. Bu saatler, bu pırlantalar ne işe yarar? Onların nezdinde hiçbir işe. Hangi saat gerçekten değerli bilir misiniz? Sevdiğin insanın gelişini beklerken baktığın saat. Küçük prens hep aynı saatte gelsen daha iyi olur demişti tilki. Söz gelimi öğleden sonra saat 4'te gelecek olursan ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat 4 olduğumu mu içim kıpır kıpır olur ve ufaktan meraklanırım. Mutluluğun değerini anlamaya başlarım. Ama sen herhangi bir anda çıkıp gelirsen yüreğim saat kaçta senin için çarpacağını bilemez. Nazım senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım demişti pirayeye. Malum ya Bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var. Bizlere alatı katıa verilmez. Ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım. Hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Hoşçakalın.